Kastamonu Aykası sayfa 94 mektup 61. Aziz Sıddık mübarek kahraman kardeşlerim. Evvela bu mübarek Ramazan'da iştirakı amali düsturu esasiyesiyle her bir has kardeşimizin 40 bin dili bulunan bir melaike hükmünde 40 bin diller ile, yani kardeşlerin adedince manevi dilleriyle ettikleri ve edecekleri dualar rahmet-i ilahi nezdinde makbul olmasını o lisanlar adedince Cenab-ı Erhamur Rahim'den niyaz ediyoruz. Bu mahiyetteki Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Bir üstteki mektubu teyit eden bir mektup. Şimdi hadiste geçiyor. Bir melaike var. 40 bin başı, 40 bin dili var. Şimdi hadisteki melaikenin suretindeki böyle melaike var mıdır? Vardır. Peki mahiyeti nedir? Ben nasıl anlayacağım bunu? Şimdi Hasan tek başına bir fertken cemaat içerisinde İştirakı ı amal-i uhreviye sırrınca Havzu Kevser'de enaniyetini erittiği nispette havuza dahil oluyor. Havuz içerisinde bir dilken bütün nur talebelerinin dillerine sahip oluyor. Birken binler, kırk binler oluyor ve bir Ramazan ayında bir zikirle, bir tefekkürle, bir okumayla kırk bin dille dua eden bir melaike misal oluyor. Böyle olmasını ümit ediyoruz diyor, dua ediyoruz diyor. Allah bu manayı hepimize nasip eylesin. Ne büyük devlettir bu ya. Allahu Ekber ya. Saniyen, bu defaki müteahhit tesili ve sürülü ve müjdeli mektuplarınıza karşı bir kitap kadar cevap vermek layık iken vaktin müsaadesizliğiyle kısa cevabından gücenmeyiniz. Bak bu da önemli abiler. Bazen çok mesaj geliyor. İşte özellikle ehli hizmet olarak hepimize geliyordur ondan sonra. Adam mesela dünyasında bir şey anlatıyor, yazıyor. Biz de adama kısa cevap veriyoruz. Adam yazıyor işte abi meşgul ettim kusura bakma. Yani kızıyor. Kardeş Mesela çok ufak bir mesele. Senin vaktin çok ama benim vaktim yok. Tam cevap verdik de. Ne yapayım ben sana şimdi açıp da saatlerce konuşayım ya da saatle mesajlaşayım mı sen? Şimdi herkesin değerlendirirken kişiye göre değerlendirmek lazım yani. Ha, ya, meşgul oluyoruz kardeş elhamdülillah. Meşguliyetimiz var. Önemli meşguliyetlerimiz var yani. Senin dünyandaki sen ufacık mevzu kendi dünyanda almışın çevirmişsin, anlatıyorsun, duruyorsun, yazıyorsun. Ben sana ne diyeyim ben şimdi sana? Adama yazdık adam kısa cevap veriyor. E, me mesele kısa çünkü benim dünyamda. Senin dünyanda mesele uzun. Üstad bak bu kadar ehemmiyetli abilerin mektuplarına kısa cevap vermiş. Ve diyor ki ben uzun yazmak layıkken diyor. Vaktim müsaadesizliğinden kısa yazıyorum. En başta kahramanlar yatağı olan Sava Köyü'nün ehliyetli bir talebesi olan Ahmet'in mektubunda öyle bir mesele gördüm ki beni sürur yaşlarıyla ağlattırdı. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür olsun. Visanur'un tamam kıymetini o köyün mübarek valideleri, hanımları tamam anlamışlar. O mübarek hanımların ve kıymetler ve halis ahiret hemşirelerimizin Lisanur'un intişarına gösterdikleri fedakarlık beni ve bizi Kemal-i ağlattırdı. Eşleri Risale yazıyor, hanımlar çalışıyorlar. Üstad diyor onlar diyor bizim hemşehrilerimizdir diyor. Onlar diyor sürür yaşta ağlattırdı beni diyor ondan sonra. Acayip bir şey ya. Zaten Risale-i Nur'un mesleğindeki en mühim esası şefkat olduğundan, şefkat madenleri hanımlar olduğundan çoktan biri beklerdim ki kadınlar aleminde Risale-i Nur'un mahiyeti anlaşılsın. Lillahilhamd bu havalede, bu yakında erkeklerden ziyade bir iştiyak ve faaliyetle buradaki hanımlar tam çalışıyorlar. Savlı mübareklerin hemşireler olduklarını gösteriyorlar. Bu iki tezahür bu zamanda bir faal hayırdır ki o şefkat madenlerinde risale parlayacak, fütuhat yapacak. Gerçekten de hanım hizmetleri çok önemli. Ee, bu noktada hanımların da çok ciddi gayretleri var. Daha da gayretli olmaları lazım. Ee, çünkü risale onların fıtratlarına daha yakın. Şefkat kahramanlığı, rahim esmasının tecellisi değil mi? Ee, bu noktada bir de e, toplumu ihya ile vazifeli en önemli unsur annelerdir. Yani kadınlar bizden daha fazla bu noktada himmet etmeleri lazım ki gerçekten de himmet ediyorlar. Bu noktada daha ciddi gayretliler böyle şeylerde. Allah ebeden razı olsun. Özellikle bu zamanda bu kadınlar taifesini yoldan çıkarmak için çalışan komiteleri de Cenab-ı Hak kahrelesin inşallah. Zamanın cazibeden fitnene karşı onları muhafaza eylesin. Ehli hizmet eşlerine yardım eden kadınlar, Ondan sonra kendi adıma, kendi işmedi de bu noktada koyabilirim dua olaraktan. Hepimizin ondan sonra, e, yani hepimiz siz bekarsanız ama Emre abinin de eşi olsun. E, sahir işte böyle ehli hizmet e, abilerin eşleri. Yeri geliyor, kocasız yaşıyorlar. Yeri geliyor, kocaların vazifelerini de ediyorlar. Ben her zaman bak şöyle bir duada bulunuyorum. E, ya Rabbi diyorum bana burada insan etmiş olduğun hizmetler değil mi? E, sen söyle ikramlar, manevi füyüzatlar neler varsa. Bunun bir mislini benim eşime, çocuklarıma, ana babama, benim bu hizmette bulunmama vesile olan abilerime, bana destek veren, himmet eden abilerimin de sanatlarına yazdır diye ekstra dua ediyorum. Çünkü gerçekten de onlar bizim hizmetlerimizin gerçekten de belki mi yani. Arkamızı topluyorlar. Büyük, büyük güç ondan sonra veriyorlar bize. Allah ebeden razı olsun. Hem Sav köyünün Bahadır çobanları torbalarında Risale-i Nur'u yazmak için taşımaları... Aynı oradaki hanımların fedakarlıkları gibi bu havarede gayet tesil bir medarı teşvik olacak. O hanımların ve o çobanların hususi isimlerini bilmek arzu ediyoruz. Ta o hususi isimleriyle has içine girsinler. Bak çobanlar ne yapmışlar? Torbalarını risale yazmak için taşıyorlar ya. Çoban ya. Allahu Ekber ya. Ya şu eserleri okumasak var ya. Allah'ım yarabbim yatacak yerimiz olmaz. Vallahi billahi. Bu kadar zor şartlarda bak ciddi ciddi. Şuraya bak ya. E, kitaba bak ya. İnsan bunu nasıl okumaz ya? Ya hadi içindeki imanı şeyini geçtim. Tamam mı? Hani bu Ya şu güzelliğe bak ya. Ya böyle kitaplar yok abiler. Nüshan üstüne sayfa sayfa yazılarak nasıl bir vefasızlıktır, nasıl bir vurdun duymazlıktır okumamak ya. Allah bizi muhafaza etsin. Gerçekten ya. Ben çok dehşete kapılıyorum. Allah'ım diyorum nefisle baş başa bırakma. Yani bu çobanlar bak isimlerini bilmiyoruz. Kahraman bunlar ya. Allah onlardan da razı olsun. Yani mekanlarını aynı eylesin. Bütün bu okuduğumuz hakikatten onları işe eylesin ya. Bak kahraman bunlar. Kahraman gerçek kahraman bunlar ya. Bunlar olmasaydı Allah alem bu hizmet bu kadar gelmezdi yani. İsmi bak çoban ya. Torbasında Risale-i taşıyor yazıyor bu adam ya. Koyu otlatıyor İsa. Biz bunca imkanlar içerisinde telefon elimizde kitap içinde. İmkanlarım bu kadar. Da, kitap okuyamıyoruz ya. Bitmedi. Hafta sonu bitecek. Sonra bitecek ya. Ayıptır ya. Vallahi billahi. insan kar oluyor ya. Katip Osman'ın hakikatli rüyası El Hak büyük bir hakikate işaret veriyor. Çok mübarek ve müjdelidir. Rüştünün rüyasında Peygamberimizin Aleyhisselatü vesselam emriyle Hazreti Sıddık radıyallahu anh minberde 29. sözü hutbesinde göstermesi gibi o gökten inen huriye de layıkayı hutbe olarak okunması Hristiyanlığın makbuliyetinde güzel bir işarettir. Demek ki Katip Osman abi böyle bir rüya görmüş. Tabi zor şartlarda, zor imkanlarda Süfyanet'e karşı mücadele eden bu cemaatin e, içerisinde böyle e, rüyalar da o insanlara teşvik oluyor. Üstad da diyor ki yani e, Hz. Sıddık'ın yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın minberde 29. sözü okunması ve gökten inen Huriye'nin de e, hu, mektubu okuması diyor Risale'nin makbuliyetine işarettir. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak hizmet imanı ve Kur'an'de da bizleri istidam eylesin. Gayret nasip eylesin hepimize.